Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Kanada'ya bağlanıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman bizlerle birlikte. Mehmet Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Evet, kronolojik günlerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden geçen haftadan bu yana. Bu milli dayanışma kampanyasını biraz enine boyuna konuşalım sizinle istiyorum bu yayında. Biz bize yeteriz sloganıyla ortaya çıktı bu kampanya. Şu ana kadar da bakıyorum 846.606.155 lira bağış toplandığı ifade ediliyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından. Evet, bunları konuşalım. Şimdi bir taraftan da evet, devlet, yani ben devletim diyen Erdoğan vatandaştan para talep ediyor şu önemli, olağanüstü bir dönemde. Ama Maliye Bakanı da bir taraftan ekonomimiz iyiye gidiyor, dünya ekonomileri küçülürken ekonomimiz büyüyor diyor. Havuz medyası, saraya bağlı olarak çalışan medya, ekonomimiz katladı, virüs Türkiye'ye yaradı diyor. Ondan sonra vatandaş, peki kardeşim sen bizden niye bu parayı istiyorsun diye soruyor bir taraftan. Buradan bir başlayalım ama önce isterseniz şuradan ilk şeyim şu olsun. Tekalifi şurayı baştan alacağım. Tekalifi, tamam. Tekalifi milliye kavramını ortaya attı Erdoğan. Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1921'de böyle bir kanun çıkarıldı. Vatandaştan zorla, yani iradeye bağlı değildi o tekalifi milliye. Milli yükümlülük yani. Vatandaştan çatır çatır elindeki ne varsa gerekli devletin uygun gördüğü kamulaştırıldı. Bu yapıldı. Bunu dile getirdi. Dolayısıyla ben burada bir işkillendim. Acaba dedim, şimdi kasa boş. Devletin kasası boş. Esnaf kan alıyor. İnsanlar sokağa çıkmıyor bu virüs mü? Zaten ekonomik kriz vardı. Vergiyi kim ödeyecek? Devlet parayı nereden bulacak? Şimdi tekalifi milliyi de gündeme getirmesi konusunda sizde de böyle bir acaba bundan sonraki aşama vatandaşın malına el koyma aşamasına mı geçecek? Çünkü toplanan parada öyle çok fazla büyük bir rakam gözükmüyor. Tabii şimdi şöyle düşünüyorum. Ekonominin çarklarını çevirmek gerekiyor. Ekonominin çarklarını çevirebilmek için insanların üretim yapması lazım, çalışması lazım. Fakat bu koşullarda devlet diyor ki evde kalın, evden çıkmamaya çalışın. Tabii bunun asgari koşullarını sağladığını söylemiyorum. Yani işte Almanya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, Kanada'daki, İsveç'teki uygulamalarda devlet biliyorsunuz nakdi yardım yapıyor vatandaşına. Çok ciddi oranda yardım yapıyor ve bu yaptığı yardımları da değişik kategorilerde yapıyor. Yani sadece çalışan insanlara, işçilere, emekçilere, çalışan insanlara nakdi yardım yaparak işte onların asgari geçimlerini sağlamaya çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Mesela küçük ve orta ölçekli işletmelere, hatta büyük ölçekli işletmelere de çok ciddi yardımlar yapıyor. Bu sadece vergi indirimleri veya ucuz krediler anlamında değil. Yani bunu tabii ekonomi uzmanları daha iyi açıklayacaktır ama yani devlet karşılıksız yardım yapıyor. Buradaki amaç, şimdi piyasa ekonomisi şöyle bir şey. Piyasa ekonomisi bir arabanın motorunu düşünün. Motorun çalışması lazım sürekli olarak. Yani motor eğer durursa tekrar çalıştırmak çok güç olabilir. Hani bilirsiniz kışın sert geçtiği ülkelerde motoru kapatmazlar genelde, özellikle dizel arabalar. Şimdi bu Türkiye'deki durum da buna benziyor. Türkiye'de ekonominin motoru neredeyse durma noktasına geldi. Dolayısıyla bu motoru durduktan sonra tekrar başlatmak çok büyük bir sorun. Ben alınan önlemlerin yani en azından kısa dönemde, yani 1-2 aylık bir süre içerisinde ekonomiye biraz destek olmasını ve çok korkunç işsizlik rakamlarına ulaşılmamasını falan hayal ettiklerini düşünüyorum. Yani onu düşünmek istiyorum. Fakat tabii sizin söylediğiniz nokta da çok önemli. Şimdi Türkiye ciddi israf ekonomisinin bulunduğu, çok ciddi anlamda kamusal sektörde şişik bir çalışan sayısının bulunduğu bir ülke. Yani bütün dünyada devlet daha optimal çalıştırılmaya çalışılırken, daha az sayıda insanla daha fazla efektif bir şekilde devletin çalışmasına yönlenirken, Türkiye biliyorsunuz bu kamu sektöründe sürekli olarak alım yaparak ne yaptı? İşte siyasetçiler, bilirsiniz klasik Türkiye'deki 80'li yıllardan bu yana, hatta 70'li yıllardan bu yana değişmeyen bir şey, kamuya alım yaparak bunun oy olarak kendilerine geri dönmesini bekliyorlar. Dolayısıyla şu anda çok şişmiş bir kamu sektörü var Türkiye'de. Bu kamu sektöründeki
insanların, memurların maaşlarının ödenebilmesi için de dediğiniz gibi vergilerin gelmesi lazım. İyi de vergiyi kim ödeyecek şimdi? Yani küçük ve orta işletmeler batmış durumda. Tabii Yani şöyle iflas ediyor esnaf. Şu anda dedim. dükkanı açamıyor. Açsa ne olacak? İşlemiyor ki. Kim gidip alışveriş yapacak? Yani kuru yemişçiniz, bakkalınız, küçük restoranınız, ne bileyim işte elektrik dükkanınız, nalburunuz. Yani bunların tamamı böyle mahalle aralarındaki küçük işletmeler ve orta işletmelerin neredeyse tamamı iflas noktasına geldi. Devletin şu anda sağlamış olduğu herhangi bir nakdi giriş var mı? Yani bu insanlar son 1-1,5 aydır nasıl geçimini sağlıyor? Bunu bir düşünmek lazım. Dolayısıyla bu insanlar şu anda kredi kartlarına yükleniyorlar. Kredi kartlarının zaten ortalama borç oranı Türkiye'de OECD ülkeler arasında en orantısız ve en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Evet. Dolayısıyla tüm bu parametreleri, tüm bu dataları alt alta koyduğumuz zaman devletin şu aşamada para toplamak dışında bir seçeneği yok. Parayı şöyle topluyor. Yani bu parayı toplayıp dağıtacak mı? Asıl meselemiz şu. Yani bu topladığı paraları diyelim ki hani 800 küsür milyar lira diyelim ki işte Milyon. Ya bir tür milyar liraya ulaşmamış. 1 milyar liraya ulaştığını varsayalım şu anda. O 1 milyar lirayı acaba küçük ve orta işletmelere mi dağıtacak, işçilere mi dağıtacak, yoksa devlet bunlara el mi koyacak? Yani kendi memurlarının maaşlarını ödemek için mi kullanacak? Çünkü bakın hocam bu çok ciddi bir kritik bir konu. Devlet ekonomisi şu anki Türkiye'nin ekonomisi açısından şu anda geçilmeyen otobanlardan, geçilmeyen köprülerden Erdoğan'ın müteahhitlerine para ödenmek zorunda. Herkes yani geçsen de ödüyorsun, geçmesen de ödüyorsun. Bugün hiç geçilmiyor çünkü artık hayat durdu. Şehirler arası ulaşım durdu. Şimdi İstanbul'a giriş çıkış yasak. Şimdi yaptığın köprüden kim geçecek? Hiç kimse geçemeyecek. Bu sebeple şimdi daha fazla ekonomiye yük bindi. Peki bu parayı kim ödeyecek? Yine vatandaştan toplanan vergi. Vergi yok. O zaman bu toplanan paraların buralara harcanma durumu ister istemez akla geliyor. Ama hocam şunu da aklınızdan çıkarmayalım. Devletin bizim israfı yani öyle böyle değil. Şimdi vatandaştan para toplansın ama devlet tırnak içerisinde o itibarından zerre miktar geri adım atmıyor. Bakın ben şimdi rakamlara baktım yayına gelirken. Sarayın, Beştepe'deki sarayın günlük gideri 4,5 milyon lirayı aşmış. Bu peki bu rakamın kim çıkartıyor? Sayıştay'ın rakamı bu. Bakın devletin kurumunun raporu bu. Günlük 4,5 milyon lira. Ayda 137 milyon lira. Yıllık 1 milyarın üzerinde Beştepe Sarayı'nın gideri var. 16 tane uçağı var Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi Japonya'nın 2 tane uçağı var. Şimdi Şöyle hemen ha da unutmadan buyurun. şey gireyim. Yani Erdoğan'ın ve yakın çevresinin mantalitesine göre 1 yıllık masraflarını çıkardılar bu kampanyada. Yani hani Anladım. Ha öyle kıyas edersek şu anki rakam 846 milyon lira. O yardım parası hesap ettim sarayın 5 aylık gideri kadar. şimdi Sarayın şöyle. bu bakın bu resmi rakamlar devletin Sayıştay'ın verdiği rakamları söylüyorum. Yani bir takım muhalif kaynaklar açısından söylemiyorum. Resmi rakam 5 aylık giderini karşılıyor ancak sarayının. Ama bu konuda Erdoğan bir geri adım atmıyor. Yani itibardan tasarruf olmaz noktasında hiçbir geri adım Ahlat'taki saray devam ediyor inşaat. maaşını bağışladı. Ya 7 tane maaşını, 7 aylık maaşını bağışladı işte yani. Bakın Erkan Bey, siz çok doğru bir noktaya parmak basıyorsunuz. Yani şu aşamada sayalım bakın Türkiye'nin bu anlamda handikapları neler? Birincisi israf. İkincisi hırsızlık. Yani bugün hırsızlık çok önemli. Yani yolsuzluk ve hırsızlık boyutu israfın çok çok üstünde. Çünkü israf nedir? İşte devede kulak. Yani fındık fıstık bir miktar. Fakat asıl büyük giden tutar yolsuzluklardan, hırsızlıklardan kaynaklanan bir miktar var. Bu çok astronomik miktarlar bunlar. Yani bunları oturup hesaplayan ekonomistler var. Onların datalarına baktığınız zaman yani Türkiye'nin şu anda bütçesi en sağlam olan ve bu krizden de en yani normal bir şekilde çıkması gereken ülkelerden biri olurdu. Bütün bunlar, bu hırsızlıklar yapılmamış olsaydı. Delik Bunun büyük dışında o açıdan. Tabii. delik çok büyük. Bunun dışında ne var? İşte kamu sektörünün çok şişirilmiş olması var.
Yani kamu sektörünün şişirilmesi işte biraz önce anlatmaya çalıştım, izah etmeye çalıştığım nokta. Herhangi bir devlet dairesinde diyelim ki 5 kişiyle çevirebileceğiniz bir iş için 55 kişi alıyorsunuz. Bu 55 kişinin alınmasının sebebi ne? Rasyonel bir sebebi var mı? Var. Rasyonel sebebi bir sonraki seçimlerde bu 55 kişi ve onun şürekası, onun bütün ailesi sizin partinize ya da sizin işte rejiminize destek verecek. Yani böyle bir beklenti. Şimdi bütün bu olaylar, bu üç tane nokta son derece önemli. Bunun dışında bir de efektif çalışmayan bir devlet düşünün. Bunun dışında bir de beşinci bir nokta olarak anayasasına uygun hareket etmeyen, kanunlarına riayet etmeyen, kendi kanunlarını sürekli anayasasını ve yasalarını bypass eden bir devlet düşünün. Bütün bunları bir araya aldığınız zaman, bir araya topladığınız zaman görünen manzara tabii ki çok negatif bir manzara. Bakın, Cengiz Holding, Erdoğan'ın asla vazgeçemediği, belki de hükümetin ortak çalıştığı, çünkü komisyon alınıyor, bu çok herkesin bildiği bir sırdır bu Türkiye'deki. Yani o ihaleden karşılığını, bedelini Erdoğan'a, ilgili makamlara, bunu Rıza Sarraf örneklerinde gördük, tape tape gördük. Şimdi Cengiz Holding'in silinen vergi borcu 424,4 milyon lira. Silinen vergi borcu. Peki bu Cengiz Holding bu kampanyaya kaç para vermiş? 34 milyon lira vermiş. Evet. Silinen rakam 424,4. Evet. Kampanyaya verdiği rakam 34 milyon. Bu da vergiden düşecek. Aslında cebinden verdiği bir şey yok. Vergiden düşecek. Şimdi bakın Erdoğan'ı ve rejimini bu arada hiç Avrasyacıları falan katmıyoruz. Artık olayın siyasi bir boyutu yani siyasi boyuttan ziyade rasyonel dinamiklere odaklanıyoruz. Yani karar alıcı kim? İşte diyelim ki teknik anlamda ve yasal anlamda karar alıcı Erdoğan ve rejimi, Erdoğan'ın kendisi ve yakın çevresi. Şimdi bu yakın çevresini ve kendisini iktidarda tutabilmek için belirli sayıda insanı beslemesi gerekiyor. Çünkü bu besleme insanlar Erdoğan rejiminin ayakta kalabilmesini gerektiren veya sağlayan dinamikleri ayakta tutan adamlar. Ne yapıyorlar mesela? İşte havuz medyasını finanse ediyorlar. Ne yapıyorlar? İşte Erdoğan'ın bu inşaat sektörü vesaire en azından belirli sektörlerde ekonominin çarkları dönüyormuş gibi yapmasını sağlıyorlar. Şimdi bakın çok enteresan bir veri var. Geçen 2-3 gün önce sosyal medyada karşıma çıktı. Biliyorsunuz İstanbul, yeni İstanbul Havalimanı devreye sokuldu. Çok gereksiz bir yatırım. Yani o tamamen külli anlamda komple baktığınız zaman İstanbul Havalimanı'nın hiç yani Atatürk Havalimanı dünyadaki sayılı 3-4 havalimanından bir tanesiydi. Yani İstanbul'un böyle bir ihtiyacı yoktu. Onu bir kenara bırakalım. Şu an biliyor musunuz en son ne oldu? İstanbul Havalimanı'nın eğer yanılmıyorsam 3. veya 4. pisti. Rakam tam aklımda değil. 3. pist olması lazım. 3. pistini yapmaya başladılar. Devreye sokmak için çalışmaya başladılar. Ya şu aşamada İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti ya da 4. pistine ihtiyaç var mı? Bunun dışında mesela gene enteresan İstanbul'a bir bütün uçuşlar durduruldu ama İstanbul sadece Katar Hava Yolları devam ediyor. Ne taşıyorlarsa artık. ihtiyaç yok. Yani şu an önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde İstanbul'da havalimanına ek bir pist ihtiyacı yok. Zaten ek pist ihtiyacı olmuş olsa uçakları Atatürk Havalimanı'na veya Sabiha Gökçen'e yönlendirerek gayet rahat bir şekilde bunu köprüleyebilirsiniz. İkinci bir önemli nokta ne? Gene karşımızdaki işte irrasyonel çalışan devlet aparatına bakıyoruz, değil mi? İkinci önemli indikatör, gösterge nedir? İkincisi Kanal İstanbul projesinin ihalelerine başlandı. Ya şimdi hani Kanal İstanbul gerekli mi gereksiz mi iyi mi kötü mü o tartışmaları bir kenara bırakalım. Yani siyasi tartışmaları bir kenara bırakalım. Rasyonel olarak baktığınız zaman velev ki farz edelim Kanal İstanbul çok gerekli bir proje olsun. Peki şu an Kanal İstanbul'un ihalesini açmak için doğru bir zamanlama mı? Yani Ya bütün bunları bütün dünyada bütçeler, bütün devletler elindeki bütün imkanları şu anda sağlığa aktarıyorlar. Bunlar hayati ve acil bir şey yok. Ne bahsetmiş olduğunuz havaalanının bilmem kaçıncı pisti, ne de işte Kanal İstanbul veya Rant İstanbul'un ihalesi. Peki neden? Peki neden yapıyor bunu Erdoğan hükümeti? Şimdi şöyle bir neden olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın iktidarı kaybetmemesi için özellikle böyle türbülanslı bir dönemde iktidarı tehlikeye sokmamak için o beslediği insanları beslemeye devam etmesi lazım.
Yani o insanlar şöyle düşünün, aç kurtlar gibi sarayın etrafında kendilerine atılacak kemikleri bekliyorlar. Şimdi o kurtlar karnı doymadığı zaman ne yapacaklar? Saldıracak yer arayacaklar. Yani iktidar bu işte yandaş firmaları kendi yörüngesinde tutmak zorunda. Bu çarkın dönmesi lazım. Yani çarkın dönmesini işte Ahmet için, Ayşe için, Hüseyin için, işte Zehra için, bilmem ne için falan düşünmüyor. Sokaktaki insanlar için, gariban insanlar için, çalışan insanlar için çarklar dönsün, işsizlik oranları patlamasın, Türkiye işte bu krizi badiresiz atlatsın falan gibi bir tasası, bir derdi yok ki. Zaten şöyle bakıyorlar, şimdi sürü bağışıklığı uygulayan ülkeler var, işte İsveç gibi, İngiltere biliyorsunuz bunu uygulamaya çalıştı falan. Diyorlar ki en kötü ihtimalle biz minareyi bu kılıfa sokarız. Deriz ki ya bakın işte ileri ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de bizim izlediğimiz taktiği izlediler. Yani toplumu tamamen tecrit etmeden, tamamen bir karantina altına almadan normal hayatı hafif yavaşlatarak devam ettirdiler. İşte bunu yaptığını gösterecek bir takım göstermelik kararlar aldı. İşte 65 yaş üstü insanların evde kalması, işte 20 yaşın altındaki insanların evde kalması gibi bir takım şeyler getirdi. Yani kendi hiçbir şey yapmadıkları belli. Fakat hiçbir şey yapmadıkları belli olmasın diye göstermelik bir takım önlemler aldılar. Şimdi sadede geleyim, yani asıl toparlamamız gereken konu şu. Türkiye bugün kendi vatandaşını, şöyle ya, vatandaşı falan bırakın, rasyonel bir devletse tüketicisini kurtarması lazım. Yani şimdi buzdolabı üretiyorsunuz. Adamın eğer işi yoksa, parası yoksa, bir geliri yoksa buzdolabı satın alabilir mi? Dolayısıyla bakın, sadece üreten firmaların veya işte sermayenin değil, aynı zamanda işçi sınıfının, çalışan sınıfın da problemi var burada. Çalışan sınıf eğer işini kaybederse, düzenli gelirini kaybederse, sermaye sınıfı da kendi gelirini kaybedecek. Dolayısıyla bu kapitalizmin bu dinamiğini göz önünde bulundurmak lazım. Yani arz talep dengesinde. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman Türkiye hiç böyle arz talep dengesini gözetebilecek bir politika izlemiyor. Yani umurunda bile değil. Hani gerçek anlamda üreten, işte Vestel gibi, Profilo gibi, Arçelik gibi, işte firmaların, üretim yapan firmaların üretim yapması falan umurunda değil. Çok enteresan. Toyota ne dedi? Ben dedi önümüzdeki bir yıl tek bir araba satmasam bile işçilerimin parasını ödeyeceğim. Yani Toyota Türkiye'den daha sosyal. Türkiye, bakın Toyota'nın amacı nedir? Toyota bir özel bir firma, Japon firması. Toyota'nın amacı para kazanmaktır. Yani siz mesela diyelim ki 100 milyon dolarınız var. Siz 100 milyon dolarla bir firma veya işte bir fabrika kurmuşsunuz. Kurmanızın sebebi ya ben işte insanlara iş açayım, iş sahası yaratayım falan. Ya bunların hepsi boş laflar. Bir insanın elinde parasını gidip de işte üretime yatırması şu demek: ben bu paramı 3'e, 4'e, 10'a, 20'ye katlamak istiyorum. Yatırım yapmanın amacı, yani Microsoft neden bilgisayar programı üretiyor? Fujitsu veya işte bilmem ne neden gidip çip üretiyor? Bunların amacı daha çok para kazanmak. Dolayısıyla şuna bakmak, para kazanmak için yatırım yapan adam da tüketiciye ihtiyaç duyacak. Çünkü tüketici onun malını satın almazsa, ki Türkiye'deki en büyük açmaz bu. Bakın 2 aydır, 1,5 aydır evde oturuyor insanlar. Maaş alamıyorlar. Yani çoğu insan, kilit sektörlerde çalışmayan çoğu insan, devlette çalışmayan çoğu insan maaş alamıyor bugün. Kredi kartlarına yüklenmiş durumdalar. Dolayısıyla tüketim zayıfladığı zaman üretim de zayıflayacak. Yani Türkiye'nin durumu çok kötü şu an. Şimdi hocam, şimdi programın en başındaki kilit konuya gelelim o zaman. Çünkü baktık, evet, şimdi bütün konuştuklarımızı alt alta dizdiğimizde ekonomi kötüye gidiyor. Çünkü bütün dünyada ekonomi daralıyor. Zaten Türkiye gibi hele bir kırılgan ekonomisi varsa esnaf iflaslar başladı. Vergi verilmesi söz konusu değil önümüzdeki, devletin geliri bu. Vergi olmayacak. Şimdi vatandaştan da Erdoğan para toplamaya başladı. İşte topu topu şu ana kadar 1 milyon işte 846 milyon lira para toplandı. Bu da neydi? Sarayın 5 aylık gideri kadarlık bir rakam. Yani bu sarayın dişine, kovuğuna Evet. girecek kadar bir rakam. Bu Erdoğan kesmez. Kesmez. Türkiye ekonomisini de kesmez. Peki Evet. o zaman vergi de toplayamaz. IMF'ye de gidemez. Şimdi burada para basarsa enflasyon çıkar. Çünkü halk bu sefer homurdanmaya başlar. Burada netin şeyi şu, işkillendiği konu şu. Bu tekalifi milliye üzerinden, yani milli sorumluluk üzerinden nasıl diyor Mustafa Kemal, aynı Erdoğan söyledi bunu çıktı yayında. Nasıl dedi, Evet. ülke sıkıntıya girdiğinde kanun çıkarttı. İradeye bağlı değil. Devlet istediğinde kamulaştırabilir her vatandaşın malını, aracını. Ama ne zaman oldu bu? Ha,
Tabii 1921 Kurtuluş Savaşı. Şimdi Yani bakın Mustafa Kemal diyorsunuz ya. Mustafa Kemal değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı aldı. Mustafa Kemal teklif etti bunu. Yani şunu söylemek lazım bakın. Bu o dönem koşullarında yapılmış olan bir şeyin koşullarına bir baktığınız zaman, tabii ben biliyorum yani sizin hani o mukayeseyi neden yaptığınızı anlıyorum da bunu koşula dinleyip bunu anlamayan insanlar olacaktır bu tabii ki. programı. Buyurun. Onları uyarmak anlamında. Bakın 1919 ile 1923 arası olan dönemde Türkiye Kurtuluş Savaşı veriyor. Ve bu Kurtuluş Savaşı'nda dışarıdan bağımsız olarak yani dışarıdan silah aktarımı sadece biliyorsunuz Sovyet Rusya'dan alınan silahlar var. O dönemde özellikle Gümrü Anlaşması, Moskova Anlaşması'ndan sonra Sovyetler Birliği çok ciddi anlamda silah yığınak yapıyor Türkiye'ye. Fakat onun dışında Türkiye'nin silah alabileceği hiçbir yer yok. Parası yok. Askerini besleyecek, askerine aşk verebilecek, askerinin ısınmasını sağlayacak herhangi bir imkanı yok. Dolayısıyla bakın o dönemde devlet bunu yaparken ki devlet demeyelim, milli mücadele daha ortada bir devlet falan yok zaten. Ne var? Çökmekte olan bir Osmanlı İmparatorluğu var, bir irade. Bir taraftan da Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nı yapan irade var, meclis iradesi. Yani iki tane farklı irade var. Dolayısıyla bugünkü koşullar o koşullarla hiçbir değil. Yani Mustafa Kemal'in elinde günlük masrafı 5 milyon lira olan bir saray mı vardı? Öyle olsaydı emin olun. Ya bakın Mustafa Kemal her konuda eleştirebilir insanlar. Ben de eleştiriyorum. Yani birçok anlamda Cumhuriyet'in kurulduktan sonraki izlediği politikalarda bilmem ne de yani insanlar eleştirebilir. Ben saygı da duyarım. Fakat şunu da realist olmak lazım. Mustafa Kemal milli mücadele sırasında yani yaşadığı koşullar, meclisteki o parlamenterlerin, milletvekillerinin, komutanların, savaşan komutanların yaşadığı koşullara baktığınız zaman insan utanır. Bu mukayeseyi yapmaktan utanır. Bakın arı olan, içinde ar duygusu olan bir insan, milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu Kurtuluş Savaşı mücadelesinde uygulamış oldukları bir zorunlu uygulamayı bugünkü koşullarla mukayese etmekten gerçekten insanın utanması lazım. Yani hele hele bunu Cumhurbaşkanı seviyesinde bir insanın yapıyor olması büyük bir skandal. Kaldı Büyük bir ki skandal. Atatürk'ten hiç haz etmeyen Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün arkasına saklanarak bunu gündeme getirmesi, yardımı gündeme getirmesi de ayrı bir ibretlik bir konu. Bu sebeple yani insanların işkilendiği konu bu aşamadan itibaren başlıyor. Erdoğan sıkıştı. Para lazım. Yani O etik zaman olarak bütün vatan, yani muhaliflerin mallarına el koyma noktasında. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bu var. Var. Yani insanları susturabilmek için bakın kardeşim işte Mustafa Kemal de yapmış. Hadi CHP ağzınızı açın bakalım gibi. Yani bunu pekala bu, şu ana kadar Gülen cemaatine yönelik yapmış olduğu bu mala el koyma, kamulaştırma şeyini bir dönem Ermenilere yapılan şeyi Evet. günümüzde Gülen cemaatine yapılan şeyi bugün çemberi daha genişleterek ihtiyacı olan parayı muhaliflerin mallarına konarak, kamulaştırarak bunu da devletin milli ve yüksek çıkarları süslemesiyle de yapabilecek bir rejim var karşımızda. Öyle değil mi? Yani bakın, özel mülk konusu Türkiye Cumhuriyeti tarihinden de öte Osmanlı'dan itibaren son derece sıkıntılı bir konu Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında. Hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde net olarak özel mülkiyetin korunduğu, devletin bu konuda hassas davrandığı bir dönem olmamış. Yani bakın mesela şunu şöyle düşünmek lazım. Varlık vergisi yani çok uzağa gitmeye de gerek yok. Yani siz saydınız işte Ermeni meselesinde devletin el koyması işte ama daha yakın Cumhuriyet dönemine geldiğiniz zaman mesela varlık vergisi var. Yani bu karşınızdaki devlet aparatı yeri geldiği zaman anayasayla garanti etmiş olduğu ki mülkiyet hakkı biliyorsunuz yani en temel güvenlik ve mülkiyet hakkı bütün liberal demokrasilerin veya diyelim ki liberal demokrasi değil, demokrasiyle de alakası olmasın. Piyasa ekonomisinin uygulanabilmesi için bir ülkede insanların mülkiyet hakkının bulunması lazım. Yani devlet sizin özel mülkünüze ki buna şöyle söyleyelim. Bankadaki paranız da birikiminiz de dahil. Almış olduğunuz kağıtlar, hisse senetleri, arsalar, evler. Bütün bunlar sizin birikimleriniz. Devletin bunlara el koyması durumunda sizin piyasanıza, sizin ülkenize hiç kimse yatırım yapmaz. Yani ne iç dinamikler ne dış dinamikler
ülkenize yatırım yapar. Güvensizlik ortamı oluşturur bu bir kere. Puslu bir hava oluşturur. Pusluyu bırakın. Bu yani aptal olması lazım bir insanın özel mülke müdahale eden, özel mülkü kayıtsız kuyutsuz, mahkeme kararsız, bilmem nesiz el koyan bir devlete insanlar yatırım yaparsa aptaldırlar zaten. Şimdi şöyle bakmak lazım. Dediklerinizde çok haklısınız. 17-25 Aralık'tan sonra başlayan erozyon 15 Temmuz'la birlikte devletin tamamen komple çökmesiyle sonuçlandıktan sonra ne oldu? O arada da zaten bunu yaptılar ama en çok 15 Temmuz'dan sonra devlet özel mülklere el koymaya başladı. Banka hesaplarına, firmalara. Yani birçok Türkiye'nin önde gelen sanayici, üretken aileleri, grupları, firmaları bu süreçte akbabalar gibi gelip o ellerinden bütün malları alan bir devletle karşılaştılar. Dolayısıyla dediğiniz hocam, çok doğru. Hocam garibanın yani, bile yaptılar bunu canım. Yani sadece önde gelen iş adamlarının değil. Benim gibi bir gazetecinin bile eti butu belli olan bir adamın bile bütün mal varlığına, malına, mülküne hiçbir şeyim yok ama işte mahkeme kararı çıkarttı adamlar. Banka hesaplarıma, emekli maaşıma her şeyimi koyuyor. Ve hayır. Bu devlet bunu kendinde hak görüyor. Çünkü kendisine evet. Muhalif. Şimdi şu var, yani devlet kendinde bunu hak görüyor derken devletin bir hakkı olmaz. Devletlerin, ya devlet bir organizasyon. Şöyle düşünün, yani devletin bir firmadan veya İETT'den veya ne bileyim herhangi bir şekilde bir küçük işletmeden bir farkı yok. Devletin bir fonksiyonu var. Daha geniş çaplı bir örgütlenme ve devlet bu fonksiyonunu kendi anayasasıyla ve yasalarıyla size deklare ediyor. Diyor ki bakın ben şu 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 parametrelerde hareket edeceğim evet. Ve size şu şu işlevlerde yardımcı olacağım. Yani ne diyor mesela? Silah bulundurmana gerek yok. Karşındakine kendini savunmak için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yok. Ben kolluk güçlerimle senin yaşamını garanti ediyorum falan. Çok yani gerçekten bireyle yani vatandaşla devlet arasında böyle bir ilişki var. Dolayısıyla devletin ben böyle karar verdim yapıyorum deme hakkı yok. Yapıyorsa zaten devlet değil. Yani özel mülke kendi yasalarını çiğneyerek veya anayasasını çiğneyerek el koyuyorsa deklare ediyor. Açıkça diyor ki ben devlet değilim artık. Ben mafyayım diyor. Mafya. Haydut diyor yani ben tamam. Mafyayım. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bakın devletlere itaat etmek gerekir. Neden? Çünkü devlet vatandaşla devlet arasında bir sözleşme vardır. Teoride ya da gerçeklikte. Bu sözleşme akittir. Yani yapmış olduğumuz bir anlaşma. Taraflardan biri bu anlaşmaya uymazsa ne olur? Anlaşma bozulur. Yani çok basit bir şey bu. Yani diyelim ki sizinle benim aramda bir anlaşma var. Anlaşmada ben uymuyorum kurallara. Siz diyorsunuz ki ya Efe Hoca tamam o zaman yollarımız ayrıldı. Şimdi devletle vatandaş arasında da devlet eğer kendi koymuş olduğu kaidelere, kurallara, normlara, yasalara uymazsa vatandaş ne yapsın? Ya bu noktadan sonra artık karşısında ceberut. Çünkü devlet ceberuttur. Devlet meşru güç kullanma hakkı vermişsiniz. Yani silah vermişsiniz. Demişsiniz ki kullanabilirsin bu silahı. Şimdi devlet bu silah yasa olabilir, bu silah anayasa olabilir, bu silah mahkeme olabilir veya fiili silah olabilir. Yani ordudaki silahlar evet. Olabilir veya polisteki. Şunu demek istiyorum. Karşımızda karşı koyamayacağınız kadar güçlü bir haydut var. Yani öyle bir haydut ki sizin özel mülkünüzü elinizden alıyor. Gideceğiniz başka bir mecra var mı? Yani sokaktaki bir serseri, bir mafya sizin gelip cüzdanınızı çalmaya çalışsa polise gidersiniz. Polis gelir ona karşı bir önlem alması lazım ideal bir dünyada. Peki o kişi, o serseri devletse kime gideceksiniz? Yani paradoks burada. Yani şu aşamada şunu söylemek istiyorum. Saraydaki rahatlığın sebebi bu. Erdoğan diyor ki bak ben bu çarkları çevirdiğim sürece Venezuela'daki duruma bakıyor ya. Venezuela'daki duruma baktığınızda zaten her şey ortada bakın. İnsanlar çöpten yiyecek topluyorlar. Sokakta yatıyorlar. Buna rağmen ne yapıyor? Devlet kontrolünü devam ettiriyor. Yani bu devletten kurtulmak, ya işte vatandaşın koşulları çok kötü, aşı yok, işi yok falan, devlet o zaman çöker. Böyle bir olay yok. Bak birçok devlet var böyle devam ettiriyorlar kendi varlıklarını yani. Erdoğan bence buna oynuyor şu anda. Fakat başka bir takım dinamikler devreye girecek benim kanaatimce. Ne gibi? Yani Türkiye dünyadan tecrit edilmiş bir coğrafya değil. Yani en azından şu Covid-19 noktasında baktığınız zaman öyle bir transit noktada ki Türkiye'de bu virüsün kontrol edilememesi, salgının kontrol edilememesi sadece Türkiye'nin problemi olmaz.
Yani bakın Afrika'daki ücra bir ülkede işte Batı veya dünya bunu görmezden gelebilir. Diyebilir ki ya bunların uluslararası bağlantıları yani mesela kendi ülkelerinden başka ülkelere kalkan uçak sayısı yüzlü rakamlarda. Türkiye'de bu 10 binli rakamlarda. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'nin bu Covid-19 noktasında başarısız olma şansı yok. Olursa ne yapar eder bu uluslararası küresel sistem Türkiye'de başka önlemler alır. Yani şöyle önlemler alır. Bakın Türkiye ürettikleriyle de tükettikleriyle de dışa bağımlı bir ülke. Yani küreselleşmenin çok aktif bir aktörü. Bu noktada Türkiye tamamen raydan çıkan bir tren gibi hareket etmeye başlarsa o bütün bağlantılar tek tek kesilecek. Ya kesilmeye başlandı zaten. Yani bu 15 Temmuz sonrası çok ciddi anlamda bağlantılar kesildi. Fakat çok daha radikal bir biçimde kesilebilir. Dolayısıyla bu Türkiye'deki güçlü dinamikleri, yani mesela Türkiye'de çok güçlü bir sermaye sınıfı var. Bu sermaye sınıfı böyle bir raydan çıkmış, sapır sapır dökülen bir devlet mekanizmasını, dünyadan tecrit edilen bir devlet mekanizmasını absorbe etmez. Belli bir noktadan sonra tepki gösterecek. Dolayısıyla bu noktaya çok az kaldı. Evet. Bakalım neler göreceğiz. Virüs sonrasında hayatta kalırsak hayatta kalalım. Bakalım Türkiye ve dünyada çok şeyler değişeceği gözüküyor. Sağlık krizi, arkasından ekonomik kriz, arkasından siyasal krizler. Pek çok hükümetin çatırdayacağı günler kapıda. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. İzleyiciler diyor en sevmediğim lafın bu diyorlar. Programımızın sonuna geldik ama her şeyin bir sonu var. Çok güzel YouTube sohbet ediyorsun aslında yani. Ya kardeşim diyor, YouTube'a para mı veriyorsun diyor. Niye diyor 20 dakika 30 dakikada bitiriyorsun diyor ama ya yani YouTube izleyicisinin de bir şey sınırı var. Bir tahammül sınırı var ortalama. Aslında 13 14 dakikayı geçmiyor bu ama sağ olsun izleyicilerimiz meraklı ve zevkle izliyorlar. Hadi Sağ o olsunlar. zaman böyle bir motivasyon koyalım. Ha. Eğer bu programımız diğer programlardan %50 oranında daha fazla izlenirse önümüzdeki hafta iki program yapalım. İki program. Görün o zaman Yani gününüzü. O zaman iki katı o zaman görün gününüzü. Hayır yapın. yani ya iki katı süre koyarız ya da iki program yapalım. Öyle Atıyorum. gözüküyor. Belki Peki, daha çok izlenir. evdeyiz nasıl olsun? Evden yapıyoruz. Yani evet karantina günleri. Peki. Peki hocam, vesileydi. Ben size haftada bir, üç olmasa muhabbet etme imkanım oluyor. İzleyicilerimize sizi haftada bir görme fırsatı oluyor. Bu program vesilesiyle. Evet. Peki. Peki hocam. Terapi, Evet, kendinize iyi bakın. İzleyicilerimize çok sağ ol. kendilerine olmasına dikkat etsinler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere Erkan Bey, sağ olun.